Herkese merhaba. Uyuz tedavisinin en büyük parçalarından biri de temizlik. İlaç tedavisinin yanında temizlik de bu tedavinin başarısını oldukça etkiliyor. Bu videoda size aşırıya kaçmadan nasıl temizlik yapılacağını anlatacağım. Birinci aşama kıyafet temizliği. Aslında en önemli aşama da bu. Çünkü cildimize direkt olarak temas eden şey kıyafetlerimiz. Kıyafet temizliğini ben şöyle yapmanızı öneriyorum. Açıkçası en zahmetsiz, en kolay yönteminde şöyle olduğunu düşünüyorum. Tedaviden önce ve tedaviden sonra en az bir hafta, yani toplam 2 hafta boyunca o ütü masasını odanızdan kaldırmıyorsunuz. Gece pijamaları mı giyeceksin? Çıkarıyorsun pijamayı, tersine çeviriyorsun. Ütülüyorsun, giyiyorsun, sonra yatıyorsun. Sabah işe mi gideceksin? Çorap dahil, gömleğin ütülü dahi olsa tekrar ütüleyeceksin ve hemen giyeceksin. Bakın, bu en fazla 15 dakikanızı alır. Çok değil. Asıl püf nokta ise bu ütünün buharlı olması. Çünkü buhar 100 derece. 100 derece olduğu için de çamaşır makinesinden daha etkili oluyor. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. Aha, o zaman benim aklıma geldi, ben söylemedim. İkincisi ise yatak, çarşaf ve nevresim temizliği. Yine yıkanmış, ütülenmiş nevresimi tedavinin ilk günü seriyorsunuz yatağa. Bu süreçte ütüyü alacağız. Yatağın üstünde güzelce buharla ütüleyeceğiz. Tabii nevresimi tak çıkar, zor iş. Ama yapmamız lazım. Yatağın üstünde de bunu ütüleyerek gayet pratik bir yol bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi yıkamak kesinlikle yeterli olmuyor. Burada 100 derecelik, yani buharlı ütüyle, bol bol buharlı ütüyle ütüleyeceksiniz. Güzel, devam edelim. Sıra geldi ev temizliğine. Bu üçüncüsü de çok önemli. Hiç öyle evi komple boya badana yapayım, ilaçlatayım, sirkeyi israf edeyim, böyle şeylere gerek yok. Zaten sirke ile ilgili burada linkimiz var. O videoyu izleyebilirsiniz. Tedavinin birinci ve ikinci günü temizlik için ideal bir vakit. Temizliği süpürge makinesiyle yapmanızı öneriyorum. Koltuklar için de, halılar için de süpürge makinesiyle yapmanız yeterli olacak. Zaten bunlar küçük böcekler olduğu için süpürge bu parazitleri, böcekleri kendi içine çekiyor. Ha, yine mi içine sinmedi? Koltuğa da buhar basabilirsin, halıya da buhar basabilirsin. Ama dediğim gibi süpürge bunun için yeterli olacaktır. Sıra geldi atladığımız noktalara. Arkadaşlar, lütfen çorabınızı ve iç çamaşırınızı ütüleyin. Genelde bu atlanıyor, atlamayın. Duş aldığınız havluyu, keselendiğiniz lifi değiştirmiyorsunuz, yıkamıyorsunuz veya temizlemiyorsunuz. Bunu unutmayın. Velhasıl bundan sabrederek kurtulamazsınız. Harekete geç ve onu yen. Şayet yine böyle aklınızda soru işareti olursa yorumlara yazın. Ben bunları cevaplarım. Onun dışında başka videolarım da var. Linkler aşağıda ve ekranda çıktı. Üstte, sol üstte, sağ üstte. Buradan tıklayarak diğer videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sabrederek kurtulamazsınız ama harekete geçerek kurtulabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.